Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Zika virüsüyle ilgili yetkili makamların ve halkın ihtiyatlı olması, virüsü etkininin taşıyıcısı olan Aedes cinsi sivrisinekle ilgili araştırmalarının bir an önce başlatılması gerektiğini belirtti. Birlik Başkanı Umut Sayılı, ülkede sivrisinek türlerinin tanımı ve yaygınlığıyla ulaşılabilir düzeyde araştırma yapılmadığından, ülkede Aedes cinsi sivrisineğin bulunup bulunmadığının bilinemeyeceğini vurguladı. Yazılı bir açıklama yapan Sayılı, birlik olarak geçen hafta Sağlık Bakanlığı'nın Zika virüsüyle ilgili yapmış olduğu açıklamayı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yapılan bu açıklama, özünde halkı bilgilendirmek ve telaşa kapılmadan ihtiyatlı davranmaya çağırmak olsa da, Zika virüsü etkininin taşıyıcısı olan Aedes cinsi sivrisineklerin adamımızda olmadığını belirtmek, tarafımızdan talihsiz bir açıklama olarak yorumlanmıştır, ifadelerine yer verdi. Güney Kıbrıs'ta sivrisinek türlerinin tanımlanmasının ve yaygınlık ölçümlerinin yapıldığını, ancak kuzeyde ulaşılabilir düzeyde hiçbir çalışma yapılmadığını belirten Sayılı, bir ülkede bir sivrisinek türünün var olup olmadığını söyleyebilmek için yüzlerce bölgeden binlerce örneğin toplanması gerekmektedir. Kaldı ki ülkemizde en son 2005 yılında yapılan küçük çaplı araştırmada bu sivrisinek cinsine ait bazı alt türlerin ülkemizde görüldüğüne dair bilgiler mevcuttur ifadesini kullandı. Yakın zamanda böyle bir araştırmanın yapılmamasının ülkede Aedes cinsi sivrisineğin bulunmadığını söyleme hakkı ve yetkisi vermediğini kaydeden Sayılı, ülkede yapılan sıtma savaş mücadelesinin tüm sivrisinek türlerinde etkili olması, ülkenin tamamıyla bu sineklerden hali olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.